Bu videoda akı konusuna giriş yapacağız. Hem konu hakkındaki genel bilginizi geliştirmeyi hem de manyetik akı kavramından bahsetmeyi amaçlıyorum. Öncelikle fizik dersinde akı dendiğinde aklınıza gelmesi gereken ilk şeyin yumurta akı değil, bir şeyin belirli bir yüzey üzerinden belirli bir zaman aralığında akan miktarı olduğunu söylemeliyim. Biliyorum. Günlük hayatta pek sık kullanılan bir şey değil ama birkaç örnekle daha iyi anlamanıza yardımcı olabilirim. Örneğin buradaki havanın hacmini tanımladığımızı düşünelim. Hava bu hacmin alt kısmında daha yoğun olsun. Yani bu alt kısımda üst kısma göre daha fazla hava var. Zaten yükseklik arttıkça havanın yoğunluğu da azalır. Öyle değil mi? Evet. Buradaki yoğunluk daha az. Burada da ikisinin ortası gibi hava moleküllerinin hepsini çizmek istemiyorum. Nasılsa siz ne yapmak istediğimi anladınız. Buraya biraz daha fazla hava çizeyim. Havanın hareket ettiğini de biliyoruz, öyle değil mi? Hız vektörlerini farklı bir renkle çizeyim. Örneğin bu taraftaki hava parçacıkları orta dereceli bir hızla bu tarafa doğru hareket ediyor. Olsun. Diğer tarafa doğru ilerlediğimizde ise hava parçacıkları hızlandıkları için hız vektörlerinin büyüklüğü daha fazla olacak. Bu hacmin içindeki hava bu yönde hareket ediyor. Şimdi buradaki hız vektörlerini de çizelim. Havanın burada daha az yoğun olduğunu söylemiştik. Ve burada da soldan sağa gittikçe hava yine bu yönde ama daha hızlı hareket ediyor. Şimdi bazı hız vektörlerini çizdim. Şimdi de nihayet akıdan bahsetmek istiyorum. Akı dediğimiz zaman önce bir yüzey düşünmeniz gerekiyor. Diyelim ki buraya, tam buraya bir A koyduğumuzu düşünelim. Akıyı belirli bir zaman aralığında bu A'dan geçen hava miktarı olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle saniyede kaç tane hava molekülü bu A'dan geçtiğini verir. Evet, bunu akıyla ilişkilendirebiliriz. Bu arada tabii ki de havaya bağlı olacağını eklemem gerekiyor. Şimdi aynı ağa tabii teorik olarak düşünüyoruz. Hava akımını engellemeyen ve bizim herhangi bir yüzeyi görselleştirmemizi sağlayan ağ, hava yoğunluğunun aynı ama parçacıkların daha hızlı hareket ettiği bu tarafa koyarsak ne olur dersiniz? Akı artar, öyle değil mi? Hemen not edelim. Buradaki akı daha büyüktür. Peki, yoğunluk aynıysa akı neden artmış olabilir? Belirli bir zaman aralığında bu ağdan daha fazla hava molekülü geçecek de ondan. Şimdi bir de aynı ağı biraz daha yükseğe taşıyalım. Moleküllerin hızının büyüklüğü ve yönü aynı ama buradaki havanın yoğunluğu daha az olduğu için belirli bir zaman aralığında bu ağdan daha az sayıda molekül geçecek ve akı da daha küçük olacak. Bu karşılaştırmaları ilk akıya göre yaptığımı da hatırlatmak isterim. Akı burada daha az olacak. Şimdi bir de şunu düşünelim. Aynı ağdan geçen ama buradaki gibi yüzeye dik olmayan bir hava akımı olsaydı, yani örneğin ağın yüzeyi hava akımı yönünde olsaydı ne olurdu? Evet, bu ağı alıp şu şekilde koymuş olsaydık a aynı ağa. ama bu sefer bu şekilde duruyor. Bana şimdi belirli bir zaman aralığında bu ağdan ne kadar hava geçtiğini söyleyebilir misiniz? Belirli bir zaman aralığında bu ağdan geçen hava neredeyse sıfıra yakındır. Çünkü hava ağın yüzeyinin üzerinden geçiyor, içinden değil. Evet, burada hava ağın içinden değil de Yüzeyin üzerinden geçtiği için akı sıfırdır. Bir de hava akımını engellemeyen bu ağın esnek bir ağ olduğunu yani ağ genişletip daraltabildiğimizi düşünelim. Ağı bu şekilde yukarı doğru uzatıyoruz ve yüzeyini büyütüyoruz. Yüzey büyüdüğü için ağın içinden geçecek molekül sayısı artacak. Yani belirli bir zaman aralığında ağdan daha fazla hava molekülü geçecek ve sonuç olarak akı daha büyük olacaktır. Tüm bu örneklerde gördüğünüz gibi akı bir şeyin ne kadarının aktığıyla yani belirli bir zaman aralığında o şeyin ne kadarının bir yüzeyden geçtiğiyle ilgilidir. Akı o maddenin yoğunluğuna, hızına, hızının da hem büyüklüğüne hem de yönüne bağlıdır. Az önceki örnekleri düşünün. Hızı ve yüzeyin yönünü değiştirdiğimizde Örneğin burada yüzeyi böyle koyduğumuzda hava molekülleri yüzeye dik olmadıkları için akı azalmış ve sıfır olmuştu. Yönle alakalı olarak bu iki durum arasında durumlarda olabilir. Örneğin A, A böyle koyarsak hava akımı bu yüzeye dik ya da paralel olmayacak. Ve bu durumda akı buradaki orijinal akıyla bu durumdaki akının arasında bir değer alacak. Evet A, a böyle koyduğumuzda bu yüzeyden geçen bir miktar hava olur ve hava moleküllerinin yönü de yüzeye paralel değildir. Öyle değil mi? Bu arada akı konusunda ilerledikçe akıyı hesaplamak için vektörün yüzeye normal olan bileşenini kullanacağımızı da eklemek istiyorum. Ama şimdi buraya dönersem buradaki akı bu iki durum arasında bir şey olacaktır diyebilirim. Sıra manyetik akıda. Şu ana kadar anlattıklarım benim için son derece genel ve akının mantığını anlamamıza yardımcı olan kavramlar. Sıra manyetik akıda. Normal akıda olduğu gibi manyetik akıda da bir şeylerin yüzeyler içinden geçmesiyle ilgileneceğiz. Burada farklı olan şey ise hava molekülleri ya da su molekülleri yerine manyetik alanlar üzerine düşünecek olmamız. Hemen bir yüzey çizeyim ve bu çubuk mıknatısın kuzey kutbu ve güney kutbu bu şekilde olsun. Bunlar da alan çizgileri. Bu beyazla çizdiklerim de manyetik alan vektörlerinden bazıları. Bu da yüzeyimiz. Bu yüzey için akıyı ya da manyetik akıyı düşündüğümüzde aklımıza gerçekten de yüzey içinde hareket eden fiziksel şeyler yani akının akımla ilgili olan tanımı gelmemeli. Fikir çok benzer ama manyetik akıda manyetik alanın bileşenleriyle manyetik alanın yüzeye normal olan yoğunluğuyla ilgileneceğiz. Şimdi burada bir akı olduğunu düşünelim. Akının sembolü fi'dir. Manyetik alanın akısı bu ve manyetik alanın yüzeye dik olan bileşenlerin gücüyle yakından ilgili. Bu yüzeyin bir akısı var ve şimdi bu yüzeyi alıp da manyetik alan vektörlerine paralel olacak şekilde yerleştirirsek manyetik alan vektörleri artık yüzeye dik olmayacak ve akı sıfır olacak. Ya da yaklaşık olarak sıfır demeliyim hemen manyetik akı sıfırdır diye not ediyorum. Şimdi de bu yüzeyi alıp daha uzağa yerleştirdiğimizi düşünelim. Yüzeyi alıyorum ve manyetik alanın oldukça zayıf olduğu bu noktaya taşıyorum. Akı burada da azalır. Gördüğünüz gibi manyetik akı da burada gördüğümüz ve daha fiziksel olarak nitelendirebileceğim akıyla hemen hemen aynı özellikleri taşıyor. Manyetik akıda farklı olan moleküllerin hızları ya da moleküllerin hız vektörleri ve bunun yüzeyle ilişkisi yerine, manyetik alan vektörleriyle ve bunların yüzeye olan ilişkileriyle çalışıyor olmamız. Buna rağmen normal akı ve manyetik akının birbirlerine benzeyen özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Vektörler yüzeye dik olduğunda akının artması, yüzey vektörlerle aynı yönde olduğunda akının hemen hemen sıfır olması ya da havanın daha az yoğun ya da daha yavaş olduğu yerdeki akının daha yoğun ya da hızlı olduğu yerdeki akıdan daha az olması ve manyetik alanın kuvvetli olduğu yerde akının daha büyük, zayıf olduğu yerde de küçük olması gibi özellikleri sayabiliriz. Bunlara ek olarak Burada da alanı büyüttüğümüz zaman bu yüzeyden geçen akı bundan daha büyük olur. Şimdi bu yüzeyin bu yüzeyle aynı olduğunu ve manyetik alanında simetrik olduğunu düşünün. Eğer böyleyse akılar da aynı olur. Dolayısıyla bu yüzeyi büyütürsek manyetik alanın daha geniş bir kısmını kapsadığımız için akı artar. Umarım tüm bunlar manyetik akı ve normal akıyla olan ilişkisinin ne olduğu kavramları için güzel bir giriş olmuştur.